Gençler nasılsınız bakalım? Aa, pek iyi değiliz. İnsanın kendi evi gibisi yok sonuçta. Oğlum kendi evindesin zaten. Niye şikayet ediyorsun? Ev kendimin değil ki oğlum. Kiralayız amına koyayım. Sorun da o ya. Ama 2 aydır kira borcunuzu vermiyorsunuz. Valla borç ödenir kira ödenmez derler ya. Beyin yerindeyse. Anlamadım. Beyin yerindeyse anlarsın zaten. Doğru konuş. Baban yaşındayım ben senin. Babanın yaşını nereden biliyorsun ya? Bak senin yaşında oğlum var benim. Kısmet görüyor musun kısmet? Biraz daha bak. Ne alaka? Lan ne alaka? Senin yaşın şu, babanın yaşı şu. Fal bakmaya mı geldi? Kira istemeye bak. Ya fal bakacak param var mı orası tartışılır. Fal bakıyorsan param var mı yok. Her şeye cevap verme. Tartışılır demedim mi? Tartışıyoruz işte. Size 3 gün mühlet yoksa kendinize yeni bir ev arayın. Ya sizin de oğlunuz var halimizi anlayın biraz ya. Niye? Sizin oğlunuz mu var? Ne alaka? Nerede olur da o anlamda demedik. Aman yanlışlıkla olmasın da. Bileceğim kadar uzağa kaçarım tamam. Gördüğü yerde vurur beni. Ulan hipermetrop lan uzağı daha iyi görüyor. Nereye kaçsan bulur seni. Korunun falan diyeceğim de küçücük şeyi nasıl bulup takacaksınız? Bizi boşver seninkini babam bile göremez. Of. Ayak üstüne geçirdin lan. Bel altı vuruyor ama. Ha bel altı ha ayak üstü. İkisi de aynı yer. Baba. Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Finaller bitti herhalde. Nasıl geçti bakalım? Hepsi çok güzel geçti baba. Yalan söyledim baba. Biliyorum. Hepsinden kaldım desem bana kızar mısın? Onu bilmem de merak ediyorum. Bir tanesinden bile geçemeyecek kadar hıyar mısın? Çalışmadığım yerden çıktı baba. Ben çalıştım daha ne? Hay senin çıktığın yere çalışayım lan ben. Hep aynı bahane. Bu sene de bana inanmış gibi yapsan ne olur ki ne? Ne olur ki ne mi? Seni şehirlerde okutuyorum. Köyde değil. Bu konuşma ne? 2 aydır tatil köyündeyim baba. Elimde değil. Bana ne? Ulan madem tatil köyündeydin. Derslere nereye çalıştın? Derste çalıştım baba. O kadar daldım ki 2 hafta evden çıkmadım. Hiç mi çıkmadın? Hiç. Neyse ben üstümü değiştirip geliyorum o zaman. Evden hiç çıkmalıysan sınavlara nasıl girdin? Piç. Ne? Hiç. Elimde 2 tane hap var. Bu haplardan bir tanesi yaşamana izin verecek. Ne bu ya? Nasıl kullanacağım bunu ben? Sabah akşam olmak üzere tok karnına. Ağrı kesici mi lan bu? Seç bir tanesini senin de başını aramasın benim de. Ağrı kesici mi değil mi? Karar versen de. Uzatma. İçmezsen ne olur? Karın ölür. Ben içmeyince karın niye ölüyor lan? Bu ne ilacın yan etkisi mi amına koyayım? Ulan bir adamı öldüremedin. Her şeyi bok ettin. Ne yüzle konuşuyorsun hala? Yanında çocukları vardı. Bunun çocuklarının görmesini istemedim. Önce çocukları bıraktın o zaman. Kadınlar ve çocuklar varken olmaz. Kadın yoksa çocuk olmazdır doğrusu. Çocuk gibi kadınlar da var ama hiç çekinmiyorlar. Bebek gibi kadınlar da var ama iç çektiriyor. Şişme bebekler de var ama nefessiz bırakın. Ama şişirirken. Elim bağlı değil miydi lan benim? Vay. Karını arayalım da o da duysun bakalım bunlar. Yanlış numara. Ulan daha numarayı çevirmedim ne yanlış? Hayır beni korkutmak için yanlış numara seçtim diyor. Bakalım böyle korkacak mısın? Ne oldu korkudan sıçtım bakıyorum. Başkasının evinde sıçamıyorum ben. Senin ev kira değil mi? Evet ne alaka? Yani o da başkasının. Nereye sıçıyorsun sen? Vallahi muhabbet haptan buralara kadar geldiyse muhabbetin içine sıçıyorum demektir. Baba abim geldi. Hoş geldin. Bir mahsuru yoksa oturabilir miyim? Bir basurun yoksa oturabilirsin. Yoksa ağrı yapar. Neden bana hasta olduğunu söylemedin? Üzülmeni istemedim. Bana niye söyledin lan o zaman? Peki neyin varmış? Bitkisel hayata geçebilirmişim. Bitkisel hayat nasıl oluyor? Ölmüş gibi oluyor işte sadece nefes alıyor. Annemin haberi var mı? Ne dedi? Söyledim. Nefes alsın yeter dedi. Artık o da zor. Ölüyorum galiba. Sen benim için çoktan öldün zaten. Benim için öldün deyince de miras alınıyor mu lan? Yok o sayılmıyor. Doktor ne dedi? Yaşayacak mısın? İlaç falan yazdın mı bari? Evet. Aha buraya yazıyorum yaşayacaksın sen dedi. Öyle ilaç mı yazılır amına koyayım? Olur da ben ölürsem bu ev size emanet. Lan insan ölürken emanet bırakır mı ya? Ölüyorsun bari tapuyu bırak. Ölsen bırakmam. Onu anladık lan çocuğum olsa ben bırakırdım be. Yapamadık ki bir çocuk. Niye? Boşandı çünkü. Dışarı boşandı herhalde yoksa olurdu. Ne biçim konuşuyorsun ya? Karnım aç oğlum ne dediğimi biliyor muyum ben? Yumruğumu yemek ister misin? Yok serttir o çiğneyemem ben onu. Yok yok ağızda dağılıyor çiğnersin. Ha o zaman olur. Baba daha ayrı ağızda dağılıyor bağlaç. Vay tuzak vazgeçtim. Ulan niye söylüyorsun tam vuracaktım ya. Ne oldu lan? Adam çok zengin oğlum. Kızına daha çok yakışacak birini arıyormuş. Niye oğlum etek misin sen? Ne yakışmasın? Ben de öyle dedim. Etek miyim ben dedim. Sen etek olsan bu boyla mini etek olurdun. Yine seni kızıma almazdım dedi. Umudunu kaybetme. Benim bir arkadaşım vardı boyu 1.60. Çocuğu sonradan gördüm boyu 1.60. Görünce tanıyamadım. Ben çoktan umudumu kaybettim. Zaten evlensen adamın evinde yaşamak zorundaydı. İç güveysi. Ben de son kez sevdiğime sarılıp çıktım zaten. Lan sen kıza sarıldığında ayaklarına kapanmış gibi görünüyorsun lan. Zaten kız babamın gözünde daha fazla küçülmeden buradan gitti. Oğlum sen herifin gözünde biraz daha küçülsen hadi bakalım uyku vakti deyip son dakika evlatlık edilirdi lan seni. Sonra kızla üvey kardeş olur yine evine yerleşirdin. İç üveysi. Adam zengin oğlum kimseyi istemiyor evinde. Ne kadar zengin olabilir ki ya? Çocuk matematik ödevi için babasından yardım istedi. Herif bölme işlemini üşendi direkt kredi kartına böldürdü. Ne yaptı? Çarpma işlemini de adamlarını mı çağırdı? Bir de o kadar saç baş yapmışsın lan kız için. Sen yapmıyor musun sanki hiç? Bana kız gel dediğinde yataktan kalktım gibi geliyordum. Hazırlanmıyordum ki. Niye hep erkenden bitiyor senin ilişkiler? Kalktığı gibi geliyorsa bırak erkenin başlaması mucize olur. Al kafana sık. Ahmet Bey, Emre, ne kadar zayıflamışsınız? İş güç zayıfladık tabii. Hangi rüzgar attı siz buraya? O kadar mı zayıfım lan? Rüzgar atmadı, uçakla geldi. Hoş geldiniz. Bir şeyler duydum Emre. Umarım doğru değildir. Bacımla beraber misin, doğru mu? Doğru. Evlenirseniz artık bizi de ağırlarsınız evinizde. Estağfurullah, başımla beraber. Çocuk da yapın ama gecikmeden. Tabii o da başımla beraber. Lan kapat konuyu! Hayır, sen kapat. Hayır, sen! Ya sen kapat. Ne oluyor burada? Köşkün hizmetçisi kız kardeşimi nasıl beğenebilir baba? Neden olmasın? Kız çok çirkin amına koyayım, şaşırdın mı? Güzellik görecelidir. Evet, sen nerelisin? Hiç oralı değil. Acaba nereli? Baba saçmalama, çabuk Elif'i buraya çağır! Oğlum kız özel gününde, dokunma, gergin. Hediye falan alsaydın bari, doğum günü falan da bak özel gün, anlamadın mı? Özel gün deyince hediye alayım dedim ben de, adettendir. Adet? Vay güzel şaka. Ulan keşke köşke geri dönmeseydim be. Köşke? Ulan haddini aştın diyeceğim de bu boyla haddini de aşamazsın ki sen. Önemli olan boy değil, işlevi. Boy kaç? 1.70. Başımla beraber. He o boy, he ulan nasıl korktum ha. Oo Arif hoş geldin oğlum. Hiç de hoş bulmadım baba. Bugün seni bir kadınla gördüm baba. Sus, annem uyuyacak. Annem uyuyor mu ki? Evet, ayakta uyuyor oğlum, hala anlamadı bir şey. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Sen ne zaman geldin lan? Haberi alınca bilet alıp ilk uçakla geldim. İlk uçak biletli miydi lan? Herif icadı yapar yapmaz işi paraya dökmüş demek ki. Sıkma kendini, aç ağzını adam gibi gül. Ağzım bozuldu, açamıyorum. Açarsam söveceğim, daha çok bozulacak. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapıp annemi aldatan sensin. Oğlum ben anneni aldatmıyorum ki. Kadını annenle aldatıyorum. Annenle sonradan tanıştım ben. O kadın biliyor mu peki? Evet. Hatta onu aldığım tek taşla annenizi tavladım. Tek taşla iki kuş. Vay be. Oğlum güldürme lan, gün ağrıyor. O ne lan? Normalde güldürme karnım ağrıyor falan derler. Yok lan, saat geç olmuş. Gün ağrıyor baksana. Bu saatte komşular sesten rahatsız olur. Madem bu saatte konuşmamızı istemiyorsun, bu kadar geç gelmeseydin. Oğlum bugün geciktim. Normalde erken geliyorum. Cinsel sorunların bizi ilgilendirmiyor baba. Ağlama aslan babam, dert etme açar babam, ara gün geçer babam. Misafir odasına gel, çabuk çabuk. Ne oldu baba? Şunu bir araştır. Kapıda buldum. Adamın biri bıraktı ve kaçtı, yakalayamadım. Kime ait olduğunu ve ne olduğunu öğren. Tamam baba. Neymiş? Bu bir düğün davetiyesi baba. Allah kahretsin. Elimden geldiğince çevir, ne yazıyor? Evleniyoruz vallaha, emanetiz Allah'a, aman boş gelmeyin, yazık olur vallaha. Böyle yazıyor. Kimin düğünü? İrfan amcanın oğlunun düğünü. Karşıda git. Abinin düğün kasetini bul gel. Baba yap. Hayır bul gel. Bekliyorum. Sar sırayı. Dur. Geri sar. Gördün mü? İrfan abi. Tam altın takmış lan herif. Baba takmıyor. Geri sararken izledim. Ha çalmış mı lan? Çalmış. Ulan ben de niye kaçtı diyorum bu şerefsiz. Ne yapacağız baba? Ne yapalım? Gidip çalacağız biz de. Yapacak bir şey ayıp olur. Ha tamam. Pişt. Kemal. Kemal ya. İçeriden çıkmışsın. Kim söyledi? Kimse söylemedi. Buraya geldiğine göre çıkmışsın demektir. Çıktığım anda seni bulacağım demiştim. Ne zaman çıktın? 3 gün oldu. Çıktığın anda bulamamışsın demek. Senin yüzünden yıllarca içeride yattım. Sattın lan beni. Evet sattım. İçeri girmeye göze alamazdım. Benim bir ailem vardı ama sen işe yaramazın tekiydin. Belki ben 5 para etmez bir adamım ama sen hainsin. Ölmeyi hak ediyorsun. Beni öldürürsen polis peşine düşer. Tekrar içeri gelsin biliyorsun. Seni öldürmesem de içeri gireceğim, merak etme. Niye? Kaçtım oğlum hapisten. Ne? Polis peşine düşmedi mi? Allah'tan düştü işte. Niye seviniyorsun lan düştüğüne? Koşarken takılıp düştü oğlum, kaçtım ben de. Allah kahretsin, başka yer bulamadım lan. Ne işin var benim evimde? İşimi bitirdikten sonra gideceğim. Salak ne işin var onu soruyorum işte. İşini bitireceğim. İşini mi bitireceğim, işimi mi bitireceğim? Bir karar ver amına koyayım. Oğlum senin işini bitirdiğimde benim de işim bitmiş olacak işte. Ulan git kefaletini öde, çık hapisten. Benimle niye uğraşıyorsun? Ver parayı ödeyeyim o zaman. Ne arar lan o kadar para bende? Sen bir ara ticaret yapıyordun, satıyordun bir şeyler. Vardır sende. Ulan ne ticareti, bir şey satmıyordum ben. Para yok bende. Beni sattın ya şerefsiz. Ulan kendin 5 para etmez adamım demedim. Satsam ne kazanacağım? He. Pardon. Baba. Ahmet. Ahmet'im. Bunu sana kim yaptı? Haydar'ın adamları yaptı baba. Şerefsiz. Ben o kızı seviyorum baba. Baba. Babanın ağzı nasıl şey? Baba. Bunu sana kim yaptı? Haydar. Niye? Oğlum kız hamileymiş. Hangi kız? Haydar'ın kızı. 5 yıldır evli baba o kız, normal. Seni kim dövdü oğlum? Haydar'ın adamı. Niye dövdü? Haydar'ın adamının kızıyla takılıyorum diye. Seni Haydar dövdürmedi mi? Yo, benim Haydar'ın kızıyla alakam yok baba. Ulan kız hamile deyince ben de senden sandım pezenek. Bizim çocuklar birbirini seviyor, evlendirelim dedim, sonra dövdü. Baba dinlemedin ki. Peki Haydar'ın adamı niye bu kadar kızdı kendi kızıyla birlikte olmana? Kız hamile baba. Evli mi peki? Ha yok, evli değil. Ha o zaman güzel ya. Allah belanı versin lan senin. Bu kim baba? Haydar'ın damadıdır, kim olacak? Abi ne haber? İyidir arkadaş gibi. Ya arkadaş ailesiyle sorun yaşamışlar. Birkaç gün bizde kalacak. Rahatsız etmeyeyim ben ya. Estağfurullah ya. Bacamızın üstünde yerin var. Bacanızın mı? Aynen. Kız kardeşim ranzada yatıyor. Üst tarafı boş. Yalnız benim yükseklik korkum var ama. Ne yapacaksın? Kızın yanında mı yatacaksın? Yok canım. Öyle bir alçaklık yapar mıyım? Aman diyeyim. Benim de alçaklık korkum var çünkü. Ya çıkıp gezelim mi biraz? Keyfim kaçtı. Dur oğlum. Evi gezdireyim önce ya. Evde mi gezeceğiz oğlum? Dışarı çıkalım işte ya. Ulan evi gezdireyim diyorum. Koskoca ev. Koskoca ev. Kendi başına gezemiyor. Niye? Sizin ev küçük diye elinden tutup gezdiriyor musun? Çıkalım mı artık hem? Vallahi midem kazınıyor ya. Geçen evdeki yemekten babam zehirlendi. Herifin midesini kazıdılar. Hastaneye zor yetişti. Dışarıda yerim o zaman ya. Yok ya, yalandan dışarıya para verme. Yok, buradan alır dışarıda hastaneye yakın bir yerde yerim. Bir şey olursa yetişiriz diye. Mantıklı. Tamam, buzlukta et var. Dışarıda çok bekletmeyin eti. Bozulur daha bugün al. Niye? Sevgilin mi bu benim dışarıda bekletince bozulsun? Ne yapacağım? Beklemesin diye eve mi çağıracaksın ilk günden? Dışarıda bozulacaksa çağırayım gelsin. İlk günden eve gelirse zaten bozuktur, merak etme. Gel dışarıda yeriz gel. Bu çantayı nereye koyayım ya? Altı biraz pis de. Boş bir yere fırlat işte ya. Baba, Cavit amca geldi. Rasim Bey, Cavit Bey, evin kirasını ödemeyi düşünmüyorsunuz galiba. Nasıl ödeyeceğimi düşünüyordum aslında. ATM'den IBAN'a gönderseydin işte. Kime? IBAN'a diyorum ya da bana aynı şey. Para yok Cavit Bey. Bir hafta içinde evi boşaltın. Bir haftada nasıl boşaltalım Cavit Bey? Ulan bir tane eşyanız yok. Kapıdan çıksanız boşaltmış sayılırsınız zaten. Nerede yatarız evimiz yatağımız olmadan bu soğuk? Ya yatak değil sorun. Başımızı sokacak bir yeri olsa yeter. Ulan sadece kafanı soktuğun yere yatak nasıl sığacak? Koca kafa. Tamam işte biz de başımız sıkıştığı için yardım istiyoruz zaten. Ya bırak yatağı, kafam da sığmıyor diyorsun ya. Cavit Bey daha çocuğun okulu var, yapmayın ne olur. Okulu mu var? Ulan okul yaptıracak param var, kira yok ama ha? Yok şu an okuyorum ben. Ne olacaksın okul bitince? Mezun olacaksın. Babanın borcunu ödersin o zaman. O zamana kadar nerede kalacağız? Ben şimdiye kadar nerede kaldım? Ayakta kaldınız Cavit Bey, otursaydınız. Doğru cevap. Siz de ayağa kalkıp götünüzü kaldırıp iş arayacaksınız. Tamam Cavit Bey. Neyse ben yoruldum. Evimde olacağım. Parayı bulunca ararsınız. Tamam iyi günler madem. Tamam. Tamam siktirin gidin artık, yatacağım diyorum. Evimde olacağım dediniz ya. Burası kimin evi salak? Haklı o çocuğu. Doğru. Doğum günün kutlu olsun. Arkanda ne var baba? Ne varmış? Ne oldu? Ha, pardon. Elleri. Abi kapat gözlerini. Ne aldın lan? Heyecanlandırma. Tamam aç. Nerede? Oğlum, bir şey aldım da pişman oldum ya. Sen görmeden yok edeyim dedim. Ulan dalga mı geçiyorsunuz? Bugün benim doğduğum gün ya. Salak bugün mü doğdun sen? 24 yıl oldu sen doğalı. Ya mantıklı ama ne alakası var şimdi? Tamam lan tamam, sürpriz yapalım dedik, sakin ol. Oha ne aldın baba bakayım? Nasıl? Süper. Oha bir dakika, ben de görmek istiyorum. Görmek istiyor musun? Çok yaşa. Sen de gör. Baba yakıştı mı bu şimdi? Sana aldım oğlum zaten. Belki sana yakışır. Al. Baba yeter, defol git ya. Tamam lan bir şaka yapayım dedim, burnumdan geldi be. Kolumda iğrenç bir şey var, al onu. Hapşırdım ya, burnumdan geldi herhalde. İnsan bir ağzını kapatır ya. Hapşırırken ağzını kapatırsan beyin damarların tıkanır, ölebilirsin. Oha bir yaşıma daha girdim, ilk defa duyuyorum. Tamam lan kutladık işte, söyleyip durma. Lan bir mum yakaydınız da üfleseydim bari ya. Hasittir, elektrikler kesildi. Ne yapacağız lan? Şimdi bari mum yakalım, karanlıkta kaldık. Tamam ama tek bir şartla. Neymiş o? Üfleme s***im, önümü göremiyorum. Baba. Oğlum, sana bir de kötü haberim var baba. Önce kötüyü söyle. Kötü haber, iyi haber yok. Nasıl yani? Yani doktorla daha konuşmadım, bir haber yok. Mehmet Bey, doktor, babam iyi mi? Tabii, babanız gayet iyi bir insan. Onu demiyorum, durum nasıl? Ölecek miyim? Herhalde öleceksiniz a**ayım, ölümsüz müsünüz siz? Maalesef 12 parmak bağırsağınız işlevini yitirmiş. Aman doktor bey, o kadar parmağı nereden buluruz biz? Parmak değil, salak bağırsak diyorum. Valla bizim halinde toplasan bir elin parmağına geçmez bağırsak sayısı. 12 çok fazla. Belki camdan bağırsak yardım edecek birileri çıkar ha. Lan geliyor 5 parmak ha. Salak galiba biraz. Dayan baba, bak 5 tane bulduk bile şimdiden. Ne yapmamız gerekiyor doktor? Maalesef tedavi Türkiye'de yok, yurt dışında. O kadar parayı nereden bulacağız doktor? Ameliyat olsa bile tedaviye cevap verebilir mi bilmiyorum. Tedavi nerede olacak doktor? Amerika'da. Vallahi İngilizcem de yok ki, nasıl cevap vereceğim bilmiyorum. Cevap derken vücudunuzun vereceği tepkiden bahsediyorum beyefendi. Ya işe yaramazsa peki? Maalesef bitkisel hayata geçebilirsiniz. Ha, vejetaryanım ben zaten, sorun yok. Sen ne zamandan beri vejetaryansın baba? Beynini yediği günden beri muhtemelen. Demek kızımı seven delikanlı sensin ha? Evet efendim. Kızımı yaşatabilecek misin? Niye, ölüyor mu kızınız? Hayır yani bakabilecek misin anlamında söylüyorum. Felçli bir kız, niye bakayım ya, evlenip birlikte yaşayacağız işte. Ah, kim bu adam? Baba. Beyefendi oğlunuza sahip çıkın. Bu ne rezillik? Birbirlerini seviyorlar ama. Cebinde 5 kuruş olmadan mı sen? En azından oğluma bugüne kadar tek bir haram kuruş yedirmedi. Hiç parası yok ama. Tamam işte ben haram kazandığım için hiç vermedim ona. Ulan kızım mı bakacak çocuğunuza? Ya bizim kimseye ihtiyacımız yok. Para vereceksin yani bana. Ne vereceğim lan? Açlıktan öl. Benim de oğlum vardı bir zamanlar. Ne oldu oğluna? Harçlıktan ölü çocuk. Çok para veriyordum. Adı neydi? Zekeriya Engin. Kimliğinde Z. Engin yazıyordu zaten. Sığma. Lan herifin ismi bile zengin diye geçiyor kimlikte ya. Evet dönür, kaç lira veriyordun çocuğa harçlık? 1000 lira. Güllük. tek söyle yavaş dönür. Tek lavaş dürüm mü? Ne zamandır yemek yemiyor lan bu çocuk? O kadar para verdim anında yedi. Yemeği ödese neyse. Az veriyorsundur sen. Çok ver bak bakalım bitirebilecek mi? Allah 200 lira. Oha! Ben dedim ama yiyor diye. Çok gelmesin 200 lira. Neyse birkaç gün bir şey yemez. Baba ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. Arabayı alabilir miyim? Arabayı satmıyorum baba. Satın almayacağım zaten baba, kullanıp geri alamazsın zaten, pahalı. Çalacağım zaten bu gidişle arabayı. Ne oluyor burada? Abin arabayı istiyormuş. Baba artık sen de ver artık adama ya. Yok araba falan, zaten yeni aldım. Ya ehliyetim var benim. Arabayı kaldırabiliyor musun lan sen de? Arabayı kaldırıyorum da arabayı bana vermemeni kaldıramıyorum baba. Ehliyetim var diyorum. Ehliyetli olunca kaza yapılmıyor mu? Yapılmıyor tabi. Ehliyetsiz biri gelip sana çarparsa sen kaza yapmış olmuyor musun salak herif? Doğru. Öldün çık. Sen ne istiyorsun lan? Harçlık isteyecektim de. Ulan daha geçen hafta verdim. Ne zaman bitti? Geçen hafta bitti. Bir haftadır nasıl gidip geliyorsun okula? Arabayla. Ya çarpsaydın arabayı. Çarptım diyorum ya zaten baba. Ya kaza yapsaydın diyorum. Sen hiçbir kaza yapmadın ya. Onu yaptım, sen oldun işte. Öldün çık. Polise arabamı çaldığını söyleyeceğim şimdi, sen gör. Ulan çaldım, aldığın yeri geri soktum, polis ne anlayacak? Sen şimdi çıktığın yeri geri soksam annen anlamayacak mı? Anlar herhalde, çıktığım halle şimdiki halim aynı mı sonuçta? Arabanın hali eskisinden farklı mı da? Kaza mı yaptın lan? Nereye gitti lan bu? Herif senden korkusuna ışınlandı baba. Buna bir daha araba yok. Herif ışınlanıyor a**ına koyayım, ne yapsın arabayı? O baba hayırdır? Misafir odasında uyumuşsun. Annem mi kovdu yoksa? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Dün misafir olarak annenin arkadaşı geldi. Onun yanında uyumuş. Baba ne diyorsun? Hiç mi görmedin kadın? Yatılır mı kadın yanına ya? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Evet, yanına yatmadım zaten. Üstüne yatmışım. Sorun da bu. Baba ayıp değil mi bu yaptın? Nasıl yaparsın bunu? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet, ayıp şeyler yaptık. Aramızda kalsın. Ya annen gibi kadına yapılır mı lan bu? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Annen gibiydi oğlum kadın, dayanamadım. Bilirsin, anneni beğenir. Baba hareketlerin bazen çocuk gibi geliyor ha. Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Evet, bir çocuk geliyor. Kaza kurşun. Lan ne diyorsun, ne çocuğu? Hiç mi aldırmıyorsun söylediklerimi sen benim ya? Nereden duydun? Neyi lan? Evet, aldırmayı düşünmüyorum. Sonuçta o da benim çocuğum. Lan şurada karını çocuğunu düşürdüğün hallere bak be. Nereden duydun? Neyi lan? Evet, az önce kadın aradı. Galiba çocuk düşmüş. Yazık. Bana bir şeyler oluyor. İyi misin lan? Sen aldırma baba, devam et, düştüm ben. Evet, bu saatten sonra seni aldıramayız zaten. Artık çok geç. Ne işin var senin burada? Patrondan mesaj var. Sana kaç kere çocuğum evdeyken buraya gelme dedim. Tamam lanet olası, mesajı verip gideceğim. Baba bu abi kim? Arkadaşım o. Beni görmeye gelmiş. Tatlı çocuğun varmış dostum. Ona iyi bak. Ne demeye çalışıyorsun sen? Defol git buradan. Tamam haklısın, çocuğun yanında. Bu şekilde yanlış oldu. Konuşalım diye. Patron diyor ki borcunu siliyorum dedi, affettim onu dedi. Bunu söyledi. Konuşturmuyorsun ki beni. Ve şey dedi, doktor hanım bana şu parayı alsın dedi. Çocuğa dedi bir şeyler alsın. Dedi de çocuğu vurduk ya. Patron sen ararsa sakın çocuğu vurdun falan deme ha. Geçsen dersen patron beni söyleyemezsin. Artık bir şekilde öğrenemez, tamam. Ve şey dedi, neyse sen gelecekmişsin. Seni götürecektim ben. Hep karıştı ya. Bu kesin beni öldürecek. Tamam öyle. Aynen. Selamünaleyküm. Oo baba evin yolunu bulabilmişsin, böyle güzel. Evet kafam güzel, kaç gündür evi arıyorum ancak bulabildim. Baba dayak yemiş gibisin, ne bu halin ya? Oğlum evi bulana kadar bir sürü eve girmişim, dayak yedik mecburen. Baba ciddi misin ya? Neyse annenize söyleyin de yemek hazırlasın, çok başım ağrıyor. Bu saatte yemek mi yiyeceğim baba? Bu saatte nasıl yiyeyim salak, şimdi hazırlamaya başlasa 1-2 saate anca yemeye başlarım. Yo 1-2 saattir yemeye başlasan yemen daha uzun sürer. Neyse tokum zaten ya, başım ağrıyor boşver. Toksan niye annen yemek hazırlasın diyorsun, başın da ağrıyor. Tamam işte annen yemekle uğraşsın bana bulaşmasın diye diyorum, tokum ben. Baba annemi sevmiyorsan niye evlendin ya? Babaannen mi? Annemle diyor. Oğlum eskiden seviyordum, şimdi mi evlendim ben annenle? Şu an sevmiyor olabilirim. Böyle bir adam nasıl baba olabilir anlamıyorum ya. Salak, bütün adamlar aynı şekilde baba olur. Hala öğrenemedim bunu. Valla biliyorum, aynı şeyi ben de yaptım ama çocuk olmadı. Allah korusun oğlum, kaç yaşındasın daha? Korunmak için başka bir şey kullanıyorsun salak. Allah korusun deyince korunulmuyor. Sen nereden biliyorsun baba? Uzun zamandır ben de korunuyorum ondan. Allah baba iyi yırtmışsın, yoksa o kadar çocuğa nasıl bakacaktın? Aynen korundum ama Allah'tan yırttım, yoksa siz de olmayacaktınız. Biz uyuyalım. İyi geceler baba. Baba seninle bir şey konuşmam lazım. Dinliyorum oğlum. Biz evlenmeye karar verdik baba. Hayır! Ben kimseye Mümtaz Bey oğlunu fakir bir ailenin kızına verdi. Şanına leke sürdürdü. Kendini küçük düşürdü dedirtmem. O kadar uzun bir cümleyi kimse bir araya getirip diyemez zaten baba, merak etme. Olmaz dedi. Tamam ailesi fakir belki ama kendisi zengin, ne yapacaksın ailesini? Niye ailesine para göndermiyor karaktersiz karı? Gönderdiği bütün parayı babası kumarda kaybetmiş, ne yapsın kız? Kumarı kaybetmiş demek ya. Yok kumarı kazanmış da kazandığı parayı kaybetmiş herif salak. Bir daha yollamamış tabii kız değil mi? Yollamamış tabii, herif de kızına öfkelenmiş yüzsüz gibi. Kızlı ve öfkeli diyorsun ha. Ne oldu baba, niye tartışıyorsunuz? Abin evlenmek istiyormuş. Ha baba bırak evlenelim, her şey senin istediğin gibi mi olacak ya? Yo, sen istediğin gibi olmadın mesela. Ya ne eksiğin var baba, neyden memnun değilsin? Ulan sorun da o ya, fazlalığın var. Kız istiyorduk biz annenle. Ya ne fazla abi, aldırma sen, boşver evlen. Bence de aldırma, yoksa hatun vazgeçer evlenmekten, söyleyeyim. Baba kes artık şunu. Ulan kestirme diyorum salak, evleneceğim diyorsun, lazım olacak. Abi, takma ya, küçük şeyler bu. Evladına konuş lan. Küçükmüş hıyar. Baba yeter, kaldıramıyorum artık. Kaldıramıyorsan aldır gitsin, boşver, işe yaramaz. Daha gencik ya, ne evlenmesi bu yaşta değil mi baba? Baba, oğlum. Neden döndün? Anladım ki benim yerim burası. Ancam aklına geldi. Ulan hiç sorma, ev benim, enayi gibi ben gittim. Siz gidin anasınız. Evet, terk ettiğin yetmedi, bir de ev senin diye sana kira ediyoruz aylar şimdi kirayı. Anneniz nasıl? Annemi sen gittikten sonra hastaneye yatırdım. Evde sadece ikiniz mi kalıyorsunuz artık? Evet, ne oldu? Ben öğrenciye ev vermiyorum, hadi çıkın hadi. Ya annem hastalandı dedik, insan üzülür biraz ya. Ulan annenizin yaptıkları beni bu hale getirdi zaten. Annem ne yaptı be? Ulan sizi yaptı, daha ne yapsın kadın? Her gün çıkıp seni aradık be, bir de dediğin laflar. Nerede aradınız? Kapıya inip aradık, evde telefon çekmiyor ama açmanın telefonu. Ulan lafı uzatacaktınız, sonra bir ton yazacaktı, sonra yüklü fotoğraf ödeseydim. Ben arayınca sana yazmıyorum, merak etme cahil. Senin faturanı kim ödüyor şerefsiz, gel demişti, uzatma. Bu saatten sonra gelsen ne yazar be? Bir şey yazmaz, merak etme, evde telefonlaşacak değiliz. Sesini duymak isteyen yok zaten, telefonlaşmayız. O zaman yazar. Ulan sesini duymak isteyen yok diyor, ne yazması? Aramak istemezse yazar diyorum işte, mesaj atar. Ağzını bozdurma, söveceğim şimdi. Yapmadığım şey değil biliyorsun. Sizin ben ananız s**eyim ben. Anan ne? Yapmadığım şey değil biliyorsunuz. Doğru ya, yaptı ki oldu aynen. Şöyle ikinizin ortasına doğru atıyorum, paylaşın. Kardeş payı, hadi bakalım. Gitmek zorunda mısın? Üniversiteyi dışarıda okursan eve çıkarsın diyen sen değil mi? Ben başka şehirden bahsetmiştim. Sen burada okuyorsun. Buradaki üniversite dışarıda baba. Evin içinde okur mu? Ulan son senende mi aklına geldi? Kendime ait bir evim olsun istiyorum artık. Ya oğlum burası da senin evin. Burası benim evimse başka eve çıkın. Tek başıma yaşayacağım. Ne fark eder lan? Aynı masraf. Bırak gideyim bak. O zaman iyi çalış, yoksa bunun altından kalkamayız. Merak etme, derslerime çalışıp bitireceğim onu. Çalış derken iş bul diyorum. Hıyar, bir de senin kiranı mı ödeyeceğim? Baba hem çalışıp hem derslerin altından nasıl kalkacağım ben? Ulan bütün derslerin alttan zaten. Merak etme, üstte olan sensin. Para yolla bitireyim mi? Beni hasta etme bak. Abin okudu, doktor oldu. Ama sen hasta etsen ne olacak? Abim doktor değil mi? İyileştirsin seni işte. Baba ne oluyor burada? Oo, iyi insan lafın üstüne geldin. Lan tamam hadi sakin. Baba bu kadar lafın altında nasıl kalıyorsun ya? Kusura bakma ama ben kalamam. Lafın üstüne geldim dedim zaten. Salak, altında nasıl kalacağım? Baba artık bu hıyara dersini vereceğim de ben mi vereyim? Alttaki dersleri vermeden başka ders alamıyorum zaten. Kredi etmiyor. Bu lafları kaldıramam ben. Eğer başka bir eve taşınırsan bize daha fazla ağırlık olacak. Tamam işte, biraz ağırlık çalışırsın. O zaman belki laflarımı kaldırabilirsin. Ha canım be. Bu muazzam da bu. Baba, siz uyumadınız mı hala? Sabah oldu. Baba neden gidiyorsun? Benim bu evde işim bitti artık. Baba tamire mi geldin? Ne işi? Burası senin evin. Anneniz beni bu evde istemiyor. Bu evde istemiyorsa başka eve taşının. Belki evi istemiyordur, bilemezsin. Lan ne alakası var? Baba ne olur konuşun annemle, belki düzelir. Bu kaçıncı gidiş? Bu saatten sonra düzelmez. Artık çok geç. Madem saat çok geç yatıyor, belki öğlende düzelir. Anlamıyorsunuz. Başka bir kadın var hayatımda. Anneniz öğrendi. Bunu bize nasıl yaparsın baba? Ulan sizi mi aldattım? Annenizi aldattım. Yazık değil mi lan? Nasıl bakacaksın annemin yüzüne artık? Bakmayacağım ki. Ondan gidiyorum ya zaten salak. Baba hadi annemi geçtim. Bizi de mi düşünmüyorsun? Oğlum siz de düşündün lan. Benim altımda 2 tane kızı var. Hayda, iyice şaşırdı bu adam ya. Dur lan, şaşırdın. 3 tane kızı vardı pardon. Baba yeter. Yeter tabi lan. 3 tane neyinize yetti? Annem uyanacak. Git artık, laf sokup durma. Anneniz çoktan uyandı oğlum bu duruma. Yoksa gider miyim? Manyak mıyım ben? Oğlum bir şey söyle şuna, cevap veremiyorum lan. Yeter be, ne yaptın belli değil. Sürekli git gel yapacaksan biz yokuz baba. Ulan zamanında sürekli git gel yapmasaydım siz zaten olmayacaktınız. Hıyar. Oğlum bırak gitsin, bırak görmezden gel.